Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sohbete başlamadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek konuşmamızın daha iyi anlaşılmasını Allah'tan diliyoruz arkadaşlar. Sohbetimizin anlaşılmasına engel olacak şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Bu işi Allah rızası için yaptığımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilan etmiş oluyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün toplumumuzda gerçekten gençlerimiz, insanlarımız belli bir düşünsel travma yaşıyor. Kapitalizmle muhafazakarlık arasında bir çatışma içerisinde. Bundan dolayı gençler yanlış yapan insanlara bakarak biraz da şeytan taraftarların çok rahat, hiç sorgulanmayan, hiç cezası olmayan bir şekilde özgürce kendisini ifade edebilirken, Müslümanların bunu yaptığı zaman işte dini istismar ediyorsun, halkı birbirine düşürüyorsun diye içeri atılmasından dolayı din yeterince sosyal medyada ifade edilmiyor. Gençler de sosyal medyayı çok kullandığı için temel olarak da Kur'an, akaid bilgisinden mahrum oldukları için şeytanın ateistlere, deistlere söylettirdiği dini eleştirileri cevaplayacak bilgileri yok. Bunun karşısında akaid olarak sarsılıyorlar. Her ne kadar İmam Hatip'e gitmiş de olsa, her ne kadar ilahiyatı bitirmiş de olsa, bu orada dört dörtlük bilgi aldı anlamına gelmiyor. O yüzden işte ben de Kur'an kursunda kaldım, ben de cemaatte kaldım, ben de ilahiyata gittim, ben de İmam Hatip'e gittim deyip ondan sonra şimdi ateist oldum, kurtuldum, rahatladım diyen paylaşımlar görüyorum Twitter'da, YouTube'da, YouTube'ların altında. Ya da dini eleştiren, deizmi, ateizmi, bilmem başka bir sürü saçma sapan izmi savunan insanların videoların altında o iyi ki anlattın bu masalları diye onlara övgüyle söz eden, Kur'an'a gelince tek bir laf olmayan, söyleyecek cümlesi olmayan yeni bir nesil, dijital nesil ya da sosyal medyayı daha etkin kullanan bir nesille karşı karşıyayız. Bunun karşısında arkadaşlar tarafımızı en azından belli etmek, yani biz bir hiçiz, kendi adıma söylüyorum. Kendim zaten bu eleştiriler, fikirler şeytan benim de şeyime atıyor, düşünceme atıyor. Ben de zaman zaman sarsılıyorum, bir ton günah işliyorum, bir ton günaha giriyorum. Ama zaten Müslüman olmak, günahsız olmak, melek olmak demek değildir. İslam'ı öyle lanse edip sanki işte Müslüman bir kere günah işleyince veya 20 bin kere günah işleyince bitti işi, artık cehenneme gidecek diye sürekli anlatan hocalardan dolayı insanlar iyice battı battı ballık yan gider hesabıyla dinden iyice uzaklaşmış oluyor. Halbuki Allah'ın tövbe kapısı her zaman açıktır. Ne günah işlersen işle, tövbe ettim, ondan vazgeçtiğin zaman, ki müminin suresinde sanırım müminler onlardır ki, yani ayet numarasını hatırlayamadığım için 3 diyecektim, o yüzden sanırım dedim 3 değil 3, müminler onlardır ki boş şeylerden yüz çevirirler, müminler onlardır ki günahta ısrar etmezler. Yani 3 kere yaptın, 5 kere yaptın, 5 bin kere yaptın, 10 bin kere yaptın, ben yeter kardeşim, bir yerden tövbe et, vazgeç. O tövbe ettiğin, vazgeçtiğin yerde Allah sana bir ömür vermişse bazen belli olmaz, yani bir gün de yeter, bir saat de yeter. Hatta okuduğum bir kıssada uzaklardan gelen bir insan Hazreti Muhammed'e geliyor. Ben senin yeni bir din getirdiğini duydum, öğrenmeye geldim. İşte nasıl Müslüman olacağım diyor. La ilahe illa Muhammeden Resulullah diyor.
Bunu söylersen tamam Müslüman oluyor mu? Oluyor musun? Başka yapmam gereken bir şey var mı diyor. Var diyor. Ne yapmam lazım diyor. Namaz kılman lazım diyor. Başka ne yapman lazım? Oruç tutman lazım. Böyle işte 3-5 tane madde sıralıyor. Tamam diyor, ben bunların ne fazlasını yaparım ne azını yaparım. Dönüp giderken atlı dört nala uzaklaşırken atının ayağı çukura giriyor ve adam düşüyor, atın altında kalıyor, ölüyor. Ve Peygamberimiz diyor ki bu imanı kurtardı diyor. Yani adamı düşünün, 30-40 kaç yaşındaysa o zamana kadar İslam'dan bir habersiz, İslam'ı kabul ediyor, kabul eder etmez 3-5-10 dakika sonra ölüyor. Ama Peygamberimiz diyor ki bu cennettiktir, bu imanı kurtardı diyor. Dolayısıyla geçmişimiz ne olursa olsun bir kere bunu topluma anlatmak lazım. Bilerek, isteyerek de günah işlesek, istemeyerek de olsa, dalgınlık da olsa, kasıtlı da olsa, ben kendi inancım olarak her zaman tövbe kapısının açık olduğuna inanıyorum. Özellikle Zümer suresi 53. ayette dediği gibi, ey nefislerine zulmeden, yani günah işleyen günahkar kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ayette benim için her zaman bir yapışacak ip oluyor, bir kulp oluyor. Dolayısıyla günahlardan daha çok, günahları ön plana çıkıp battı balık yan gidip daha da günah işlemektense, tam tersi umuda sarılıp daha çok sağ tarafımızdaki amel defterimizin dolması için neler yapabiliriz, ona odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu da Asr suresinde vel asr innel insana lefi husur. Asra yemin olsun ki asır, yüzyıl, zaman, ikindi vakti, ne derseniz deyin. Yani zaman, zamana yemin ediyor Allah. İnsanlar hüsrandadır. Hüsran zarar, ziyan yani. Ama bu zarar ziyan işte borsada Ereğli'den 5 bin not aldım, 45 liradan 35'e düştü, 50 bin lira zarar ettim değil arkadaşlar. Bunun telafisi vardır. Bu zarar cenneti kaybetme zararıdır. Sonsuza kadar cenneti kaybettiğiniz zaman asıl o zaman bitmişsiniz. Sonsuza kadar cehenneme gittiğiniz zaman, gittiğimiz zaman diyeyim, asıl o zaman kaybetmişizdir. Buradaki hüsrandadır. Hüsran budur. Yoksa borsada hisse aldım, ticaret yaptım, Covid geldi, dükkan kapattı, zarar ettim değil. Siz sonsuz bir hayatı kaybetmişseniz zarardasınız. Yani teşbih gibi olmasın, benzetme gibi olmasın. Bir öğrenci ilkokul birden, hatta ana sınıftan lise bitene kadar 50 tane sınavda da kalsa, değil mi? 50 tane sınavda da kalsa, zayıf hasta 45, öğretmenler kuruluyla geçmiş bile olsa, liseyi bitirip aklını başına alıp ya ben bu yaştan sonra ne iş yapacağım deyip oturup 1-2 yıl o yanlışlardan vazgeçip düzenli ders çalışıp iyi bir üniversite bölümü kazanınca ne oluyor? Mutlu sona ulaşmış oluyor. İnsan da hayatının belli bir döneminde o yanlışlar yapmış olsa bile ölmeden önce 1-2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, tabi bunun zamanını Allah bilir. Dediğim gibi bir saniye de olsa tövbe ettin mi anadan doğmuş gibi oluyorsun. Gerçekten halissen. Tabi burada Allah'ı kandırmak mümkün değil. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Gerçekten ya ben düşündüm, taşındım. Şu gökyüzüne baktım, dünyaya baktım, evrene baktım. Bütün her şey Allah'ındır. Benim fiziksel olarak yapımı inceledim. Gözlerimin şahanelliği, yani görme, 7 milyon renk ayırt etme özelliği, dilimin tad alması, şu bölümün konuşurken ses çıkarabilmesi, kulağımın işitmesi, bunlar hepsi bana mucize geldi. Bunları veren Allah'a buradan ürettiğim düşüncelerle şükredeceğime, isyan etmemin yanlış olduğunu kavradım. Kur'an'a döndüm, Allah'ıma döndüm dedin. 5 dakika sonra öldün. Allah'ın izniyle cennetliksin. Yani peygamberin o gelen sahabe diyelim, peygamberi gördüğüne göre artık o da bir sahabedir.
Bunları kabul edip 5 dakika sonra, 15 dakika sonra ölmesine imanı kurtardı demesini buna delil olarak gösterebiliriz. Bir sürü ayeti, hadisi buna delil olarak gösterebiliriz. Benim merhamet videomu izlersiniz uzun uzun. Güya ben bunu kısa video yapacaktım diye hani canlı yayın yapmayayım, video olsun diye bu şekilde çekme ihtiyacı hissettim ama ya konuya giriş yapma, bir ön söz olmadan, bir ön hazırlık yapmadan da konuya giremiyorsunuz. Neyse devam edelim. Yani iman ettik de ne oldu? Yani tövbe ettik de ne oldu? Asır süresini hayatımıza uygulamamız lazım dedik. Vel asr innel insana lefi kusur. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak illellezine amenu ve amilu salihati ve tevassav bil hakkı ve tevassav bis sabr. Bugün bu cemaatler, bu Müslümanlar, bu işte siyasi olarak İslam'ı temsil ettiğini söyleyenler bu dört özelliği bazılarını kaybettiği için, mesela salih amelde yarışmıyorlar. Birbirine hakkı tavsiye etmedikleri için başına da bir şey gelmiyor. Sabredecek bir şey de kalmıyor. Dolayısıyla bunlar diyor istisna, müstesna. Yani bunlar ziyanda değildir, bunlar kurtulmuştur. Kimdi? İman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı, gerçeği, Allah'ı anlatanlar. Şimdi birbirine Allah'ı anlatmak kısmını boş verince, yani Kur'an'dan, Allah'tan uzaklaşınca nefsine uyuyor, uyuyor, bir süre sonra benim gibi kalbi kıyır katran oluyor. İyice dinden uzaklaşmış oluyor. O yüzden görüntü olarak, ritüel olarak, ona ritüel diyor yazarın birisi. Eğer ibadetler amacından uzaklaşmışsa, insanı kamil yapmaya götürmüyorsa, insanı ıslah etmiyorsa, insanı hayırlarda yarışacak, hakkı sabrı tavsiye edecek noktasına getirmiyorsa, o ibadetler artık alışkanlığa döndüğü için terk edemiyorsun. Artık onlar ritüel, sürekli tekrarlanan davranışlar oluyor. Onun içindeki özü boşalmış oluyor. İşte günümüzde tabii ki 2001 yılından önce Müslümanlar çok sıkıştırıldı, çok dışlandı, çok eziyet gördü. Ondan sonranın verdiği bir rahatlıkla aman ses çıkarmayalım, eski durumumuzdan daha iyiyiz diye. Tabii ki herkes aynı kefeye koymuyoruz. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 60 yıllık ömrü boyunca sürekli İslam'ı anlatan, İslam mücadelesi veren her zaman muvahit Müslümanlar olmuştur. Onlara asla lafımız yoktur. Ancak onlar da bu sistemden korkarak gizli, işte hücrelerde, evlere kapanarak bu işi yaptıkları için bu da demek ki yeterli gelmedi. O yüzden diğer kesim, şeytanın tarafı olan kesimler daha çok çalıştı. Daha çok her alanda. Zaten İslam literatürü de bunu diyor. En'am suresi 116. ayette. Andolsun insanların çoğuna uyarsan seni yolda çıkarırlar. Çünkü insanların çoğu yanlış yoldadır gibisinden bir tespit. Yani Allah bir şeyi beyan ediyor. Allah ne diyor? Allah bizi bizden daha iyi bilir. İnsanların çoğu doğru yolda değildir diyor. O değil diyorsa demek ki insanların çoğu böyle olmayacak. O zaman düşünen, akleden, asır süresine göre yaşayan Müslümanların sayısı az olacaktır. İşte ben, sen, biz, siz, onlar da o az olanlardan olmayı tercih ettiysek, zaman zaman ayağımız kaysa da, zaman zaman yanlışa düşsek de, tembelliğe düşsek de silkinip kendimize gelmeliyiz. İşte bu da Kur'an'la haşir neşir oldukça, hani eskiden hakaret amaçlı kullanılan bir şey vardı, beynini yıkamışlar. Evet, beynini yıkamak lazım. Beynini yıkamayı ben iltifat olarak alıyorum. O pis düşüncelerimizi, o şeytanın vesveselerini Kur'an'ın ayetleriyle, tefekkürle, oruçla yıkayıp atmak lazım. Tertemiz etmek lazım beyni. Saf olmak lazım. Çünkü ölüm var. Çünkü ne yaparsan yap Allah'tan kaçamıyorsun. Ne yaparsan yap
ölümü erteleyemiyorsun. Can boğazdan geldiği zaman onu boğazdan geri vücuda veremiyorsun. Sapasağlam insanlar ansızın yok oluyor. Ya da bir deprem oluyor. Gidiyorlar ya da bir Covid oluyorlar. Bugün varsın, yarın yoksun oluyor. İşte o yüzden Hazreti Ömer bir eleman tutmuş. Her gün gel bana Hazreti ey Ömer ölüm var diye tebliğ et ki ben hani ölümü unutmayayım diye. Adam sürekli gelip Hazreti Ömer'i uyarıyor. Hazreti Ömer, ey Ömer ölüm var diyor. 45-50 yaşlarına doğru saçları, sakalları beyazlayınca tam olarak artık diyor sen işine son verdim. Senin gelmene gerek yok. Benim beyaz sakallarım, benim beyaz saçlarım bana zaten ölümün geldiğini haber veriyor. Senin hatırlatmana gerek yok. O yüzden yaşı ilerlemiş olan insanların artık dünyevi şeyleri kimse yanında götürmüyor. Ne Karun götürdü, ne Harun götürdü, ne Süleyman götürdü, ne Sultan Süleyman, ne Hazreti Süleyman götürdü, ne Sultan Süleyman götürdü, ne de bildiğimiz günümüzdeki dünya zenginler listesine girecekler götürecek. Her şey burada kalacak. O yüzden mal, mülk, ilim, ahireti niye boynumu büküyüm bilmiyorum. Hep boynumu büküyüm ya. Mal, mülk, ilim eğer Allah'ın rızasını kazandırıyorsa muteberdir, hayırlıdır. Yoksa hayırsızdır. Eğer bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa, bizi iyice şeytanın emirlerine uyacak hale getiriyorsa hayrından çok şerri var diye yorumlanabilir. Şimdi bu videonun ne olacaktı? Ey insanlar, ey ateizme meyil gösterenler, deizme, ey Müslümanların yani Ahmet'in yanlışına bakarak dinden çıkanlar, bizim yanlışımıza bakarak dinden çıkarmanız sizi kurtarmaz. Çünkü Allah herkese akıl vermiştir. Bugün İnsanlar para kazanıyor, götürüyor Texas'ta, Kıbrıs'ta yiyip bitiriyor, kumar oynuyor. Sen para kazanmaktan vazgeçiyor musun? Ya bu paraları yanlış kullanıyorlar, götürürler kumarda. Ben olsam şu hayrı yapacağım, şu işi kuracağım, ev alacağım arabaya. Bunlara bak ya. Onlar ev araba almış, fazlasını ne yapacak? Adam öbür düne inanmıyor ki hayır yapsın. Ne yapacak? Kumar oynuyor. Çoğaltma hırsı var, kaybediyor. O yüzden bunlara bakarak para kazanmaktan vazgeçmiyorsa veya trafik kazaları yaz Google'a yüzlerce, binlerce kaza var. İnsanlar ölüyor. Sen araba kullanmayayım, araba almayayım, araba kötüdür diyor musun? Demiyorsun. Müslümanım diyenlerin de kusurlarına bakarak din kötüdür, Allah'la işim olmaz, bunlar sakallılar, türbanlar şu yanlışları yapıyor diye onların yanlışlarının defterini tutmak sana düşmez. Bana düşmez. Benim hatam beni ilgilendirir. Sen aynaya bak. Sen hangi güzel şeyleri yaptın? Sen melek oldun da mı onları eleştiriyorsun? Sen Allah'ın rızasını kazanacak bütün Kur'an'ı hatmettin. 6236 ayetin hepsini hayatta uyguladın, cennette garantiledin, döndün bir de kadılık yapıp bizi mi yargılıyorsun? Sen ne yaptın? Senin de aklın yok mu? Sen niye insanlar araba yanlış kullanıyor, kaza yapıyor, araba almaktan vazgeçmiyorsun da dine mensubum diyenlerin yanlışlarına bakarak Allah'tan kendi geleceğinden vazgeçiyorsun? Bir öğrenci düşün. Bakın. Hep sürekli çünkü ben öğrencilerin içindeyim. Hep onlardan örnek veriyorum. Sınıfta 30 tane öğrenci var. 3-5 tanesi çalışır. Sağına soluna kim çalışıyor kim çalışmıyor bakmaz. 3-5 tanesi de haylazdır. Geri kalan 10-15 tanesi o haylaza bakar. Bunlar da çalışmıyor. Bunlar da yazmıyor diye onlara bakar. 3-5 orta vasatın
haylazlara bakıp ders çalışmaması ne kadar büyük bir yanlışsa, sizin de bizim günahlarımıza bakıp dinden vazgeçmeniz o kadar büyük bir yanlıştır. Bana bakacağına, iyi yapana bak. Doğru yapana bak. Orada 3-5 kişi iyi çalışıyor. Onları niye örnek almıyorsun? Bak, bunlar her halükarda yazıyor, çiziyor, çalışıyor, geleceğini düşünüyor. Onları niye örnek almıyorsun da niye çalışmayanı örnek alıyorsun? Çünkü senin içinde de ona meyil var. Sen o çalışmayanları, yazmayanları kendine gerekçe gösteriyorsun. Peki bu gerekçe göstermek sana bir şey kazandırır mı? Üniversitenin kapısına geldiğinde nasıl olsa döküleceksin. Orada dökülmezsen üniversite bitirdiğinde döküleceksin. İş bulamayacaksın. Çünkü kötü bir günüme gideceksin. İşte ümmete bakıp, insanlara bakıp, insanların yanlışlarına takılıp, onların sanki sol melek gibi günahlarını sıralayıp, kendinle hiç çuvaldızı inle hiçbir şey kendine batırmadan onların yanlışlarına odaklanıp, ha bunlar böyle yapıyorsa ben böyle dine girmem. Zaten sen onun dinine giriyorsan zaten yanlışsın. Sen onun dinine girmiyorsun ki, sen Allah'ın dinine giriyorsun. Eğer Allah buysa ben bu Allah'a inanmam. Allah ne ki? Allah hepinize, sana da fırsat vermiyor. Bak, sen bir halt işlemiyorsun. Ne Kur'an'ı okuyorsun. Ne Kur'an'ın emrettiği şeyleri yapıyorsun. Sana da bir şey yapmıyor. O adam yarım yamalak yapıyor. Sen hiç yapmıyorsun. Allah zaten burayı serbest bırakmış. Burada her yanlış yapanın canını alsaydı insan kalmazdı. Burası imtihan dünyası. Sonuçları alma Maliki Yevmiddin. Din günü o bir taraftadır. Yani sen ilkokulda, üniversite, lise bile bitene kadar öğrenme aşaması. Ne kadar öğrendiğini üniversite sınava gelince belli oluyor. 12 yıl eğitimden geçiyorsun. O eğitimin sonucunda 1-2-3 saat neyse, o ter döküp o soruları çözebiliyorsan öğrenmişsin. Çözemiyorsan geçmiş olsun. Ya birinci sınıftayken, ikinci sınıftayken bak, herkes çalışmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Herkes sınıftan geçiyor. Evet, herkes yaşıyor. Herkes sınıftan geçiyor. Ama herkes doktor olmuyor. Herkes mühendis olmuyor. Herkes CEO olmuyor. Herkese baka baka bozuluyoruz. Herkese bakmayacaksın. Aynaya bakacaksın. Kur'an'a bakacaksın. Tefekkür edeceksin. Allah'a, bana bu güzel aklı vermiş, bana bu sağlığı vermiş, bana bu imkanları vermiş. Ben bunların şükrünü ne kadar eda ettim? Onlara bakacaksın. O yüzden ateistlerin, deistlerin kafasına atılan şeytani düşüncelere takılıp böyle cımbızla ayetlerin, hadislerin içinden çekilen saçma sapan şeylere bakıp dinden uzaklaşmak Nasreddin Hoca hikayesine benzer. Nasreddin Hoca dışarıda, avluda yana yana geziyormuş. Komşular sormuş. Hoca, hoca, ne arıyorsun? Demiş ki, evin anahtarını arıyorum. Nerede kaybettin demiş. Ahırda kaybettim. Dışarıda niye arıyorsun? Orası karanlık. Yani ahırda kaybettin anahtarı, gelip avluda ararsan 60 sene, 60 sene ara, bulamazsın. İşte dini de sen o Kur'an'daki bir ayette cımbızla takılıp kalıyorsun ya, gidip onun çözümünü Kur'an'dan bir haber olan, Kur'an'ı kavramayan, kendini hümanist olarak, kendini insanlığın düşünürü olarak, hepinizi biz düşünüyoruz. Biz sizi bu dinin baskısından kurtaracağız. Cehennemden de kurtaracak mısınız? Mutluluk da verecek misiniz? Para da verecek misiniz? Siz önce kendinizi kurtarın. Yüzünüzdeki mutsuzluk sizin ne kadar çelişkide olduğunuzu zaten gösteriyor. İnsanlara, dine, Allah'a duyduğunuz nefret kim? Sizin aslında, yani şeyi düşünün, yani nereden düşünün? Ankara'dan İstanbul'a gideceğini düşün. Çıkmışsın, Kars'a doğru gidiyorsun. Gaza bastıkça uzaklaşıyorsun. Şimdi bunu fark ettiğin an ne kadar sinirleniyorsun, değil mi? Ne kadar kendine lanet ediyorsun. İşte Allah'ın yolundan çıkıp
şeytanın yoluna girdiğinden de fıtratına ters hareket ediyorsun. Orada yanlış yaptıkça huzursuzluk seni zorluyor. Beynin, kalbin yapma diyor. Yapma diyor. Ama sen ısrarla yapıyorsun. Israrla emrine yaptıkça deniz suyu içmek gibi. Yani tuzlu suyu içtikçe susarsın. Yanlış yaptıkça daha çok yanlış yaparsın. Daha çok hata ararsın. Kendini haklı göstermek için nereden cımbızlayabilirim? Nasrettin Hoca gibi. Dışarıdan Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya bakıp, Hasan'a, Hüseyin'e bakıp, Fatma'ya, Zehra'ya bakıp, ay bunlar yanlış yapıyor. E onlar kendine yanlış yapıyor. Sana ne? Onların hesabını sen mi vereceksin? Sen önce kendi hesabını ver. Sen git Kur'an'ı uygula, dört dörtlük uygula. Yok, ben yapmam, zaten yanlış. Doğru olsaydı bunları adam ederdi. Sen adam oldun da ne oldu? Dünyayı mı kurtardın? Ne oldu? Ne yaptın? He? Bir tane aşağıya koydun da bütün Afrika'dakileri mi besledin? Yoksa bir tane formül geliştirdin de Matrix'teki gibi insanların beynine bilgi ışınladın da herkes melek mi oldu? Sen ne yaptın ki? İnsanları Allah'tan uzaklaştırmak dışında sen ne yaptın? Senin kime hayrın var? He? Para basıp da herkese para mı dağıttın? He? Sen YouTube'da kazandığın o paraları götürüp yoksulları, kimsesizleri mi okuttun? Ne yaptın sen? Milleti eleştiriyorsun. Güzel, hoş. Ben de seni eleştiriyorum. Bana da hoş geliyor. Ama ben senden beterim belki. Ben daha çok eleştiriyorum yanlışları. Ama yanlışları eleştirmek bizi doğru yoldan alıkoymamalıdır. Çelişkilerle bir yere varamayız. Ne yapmamız lazım? Kur'an'ı bir bütün olarak okuyup, bir bütün olarak anlayıp, ona göre örnek bir insan olmamız lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Söylemesi kolay, yapması zor bir cümledir. Hepinizi Kur'an okumaya davet ediyorum. Ama Kur'an okurken şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak açık bulacağım diye, Allah'ı eleştireceğim diye değil. Allah bana ne emretmiş? O ayetler sana inmiş gibi oku. O ayetler sana hitap ediyor. Sana inmiş. Sana inmiş gibi gibisi fazla aslında. Bana inmiş. Tenezzül etmiş Rabbimiz. Bizi adam yerine koymuş. Başıboş bırakmamış. Peygamber göndermiş. Kur'an göndermiş. Al oku. Anla. Papağan gibi anlamadan tekrar etme. Tefekkür et. Kavra. Yoksa Arapçasını durmadan tekrar et. Anlamını bilmiyorsun. Sana belki manevi olarak seni tatmin ediyorsa, sevap yazıyorsa bile, ki bazıları onu da kabul etmiyor. Bilemiyorum yani, ben Allah'ın yanında gelmedim. Neye sevap yazıyor, neye ceza yazıyor bilmiyorum. Ama Kur'an'ı baştan sona okuduğum zaman Kur'an bunu diyor, tefekkür etmez misiniz? Efela tehkilun yapmaz mısınız diyor. Akletmez misiniz diyor. E bilmediğin şeyi neyini düşüneceksin? Düşünebilir misin? Malzeme yoksa yemek yapabilir misin? Bilgi yoksa da düşünemezsin. Eksik bilgi. Bir zamanlar çok güzel bir söz vardı. Düşünmeden öğrenmek faydasız. Neymiş? Düşünmeden öğrenmek faydasız. Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. İşte öğrenmeden düşündüğün zaman sapıtıyorsun. O yüzden kafana takılan her şeyle ilgili tefsirler var. Yüzlerce video var. Artık bu sosyal medya senin üniversitelerde bulamayacağın bilgiyi senin ayağına getiriyor. Yeter ki araştır. Yeter ki aynı şeyleri yapmak bıktırmıyor mu seni ya? Sürekli TikTok'larda dolaşmaktan bıkmadın mı?
Sürekli kahvehaneye oturup batak 101 bilmem neyle hayatını sonlandırmadan bıkmadın mı ya? Sürekli space odalarında borsayı araştırmakta. Aynı şeyler ya. Aynı şeyler ya. Al bir kağıt. Biriktir. 3-5 yıl sonra 3-5 kat oluyor. Bu kadar. Borsa bu kadar basit. Sürekli neyini dinliyorsun ya? Ne vakit kaybediyorsun? Al bak bir ton kitap. Ben bunun arkaları da dolu bunların. Tamam mı? Bunların hepsinin arkası dolu bak. Şöyle göstereyim bak. Gördünüz mü? Bunların arkaları da dolu. Biz hayatımızı kitaba verdik, yine sapıttık. Okuyup sapıtacaksan niye okuyayım? Yanlış şey okuduğumuzdan. Kur'an'ı okuyup anlayacağımıza gittik dışarıdan. NLP, Neuro-Linguistik programlarda Nasrettin Hoca gibi yaptık. Derdimizin devası Kur'an'da. Kur'an'ı okumuyoruz. Nerede Kur'an'ımız? Neyse. Kur'an'ımızı okumuyoruz. Üzerinde tefekkür etmiyoruz. İşte burada. Bunu okumamız lazım. Bunu okuyacaksın. Kendini okuyacaksın. 3 saat, 5 saat okuyacaksın. 3-5 cümle okuyacaksın. 3-5 ayet okuyacaksın. Sen çözümü burada. Bu beni seni ıslah etmezse hiçbir kitap seni beni ıslah edemez. Yani ıslah edebilir. Kendince bir şeylere başarılı olabilirsin. Dediğim gibi mevki makamın artar, bilgin artar, ünvanların artar, zenginliğin artar. Her şeyin artabilir. Ama vel asr innel insana lefi husur. Cenneti kaybetmişsen ne işe yarar? Her şeyini okuyarak arttırabilirsin. Ama cenneti kazanmamışsan hiçbir şey kazanmamışsın. Öyle değil mi? Çünkü 2 artı bir evine taşındığın zaman 2 metre uzunluk, 1 metre genişlik mezara girdiğin zaman o bugün övüne övüne benimsediğin ünvanlar, mevkiler, makamlar, bankadaki paralar, mallar, mülkler hiçbirinin sana faydası olmayacak. Değişmeyen gerçek bu. Kaçamayacağın gerçek bu. 2 artı 1'i düşün. Zaman zaman mezarları ziyaret et. Sen o mezara girdiğinde o anlık 5 saniyelik zevkler için ömrünü harcadığını düşün. Bu aptalların iki övgüsü için ne kadar süslendiğini, püslendiğini, ne kadar vakit kaybettiğini düşün. Eğer insanların iltifatlarıyla kalpler mutmain olsaydı, Michael Jackson 1500 tane ameliyat yapmazdı. Oranı buranı değiştir, süsle, püsle, bütün insanlar seni öpsün. O insanların var ya, zerre kadar, toz kadar sana o 2 artı 1 yerde var ya faydası olmayacak. Beyin olarak, mantalite olarak, paradigma olarak Allah'ı razı etmemişsen. Allah'ı razı etmişsen zaten bunların hepsi sana düşman olsa da sana zarar veremez. Allah'ı razı etmemişsin. Bütün alem övsün diye 24 saat vakit harcamışsın. 365 gün, 66 yıl, 166 yıl kas yapmışsın. Ay ne kadar kaslı. Ya da ne kadar güzel. Desen ne olur lan? Hı? 85 milyon Ahmet harikasın desen ne olur? Hı? Ne yapacaksınız? Beni Allah'ın azabından kurtarabilecek misiniz? Bana cennette verebilecek misiniz? Kötü deseniz, Allah bana iyi dese, cennetime engel olabilecek misiniz?
Efela takilin bu işte. O yüzden el alem ne der? Boş ver. Allah nedir? Kur'an nedir? Yok Kur'an'da nesin? Onlara da tek tek gelmeyi düşünüyorum da daha vakti var. Cevabı Kur'an'dan arayacağız. Aramayanlar, değerli kuzenlerim, ateistler, deistler, size saygım sonsuz ama sevmek zorunda değilim. Kimseye hakaret etmiyorum. Siz de oraya hakaret makaret yazmayın. Mahkemeye veririm. Bir de buradan 10 bin lira, 20 bin lira avukat parası çıkar. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Tamam mı? Diyorum ki o size verilen vesveselerin hepsinin altı boş. 2 artı 1'e taşındığınız zaman o ileri sürülen argümanlar, Ahmet yanlış yapıyordu, ben de ona baktım yanlış yaptım. Kurtarmaz seni. Tamam mı? Ahmet'i Mehmet'i boş ver. Tamam mı? Tarihteki yanlışları boş ver. Elinin altında bozulmamış Kur'an var. Bozulmamış beynin de varsa tamamdır. İki doğru bir araya geldi mi 11 eder. Tamam mı? İki doğru, iki doğru etmez. İki doğru 111 eder, 1111 eder. İki doğrunun çekim gücüne bağlı. Saçmaladım değil mi? Bence de. Çünkü doğru bir beyin, doğru bir kitapla aslında sayı vermek doğru değil. Sınırsız sayıda doğru getirebilir. Bütün doğrular doğru beyinle, doğru niyetle, doğru kitapla ortaya çıkmış. Değil mi? Mimarideki bir doğrular, matematikteki değil mi? Mühendisteki doğrular birleşince olmuş. Tıptaki bilgiler aynı şekilde doğru niyet, doğru beyin ve doğru tabiat kitabını okuyarak olmuş. Ne kadar doğru varsa hepsi Allah'tandır. Evet, çok uzun oldu ya. Gene çok uzun konuştum ya. Susmayı bilmiyorum ya. Allah beni konuşsun diye yaratmış sanki ya. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin. Hepinizi bu mübarek Ramazan günlerinde daha çok Kur'an okumaya, varsa sorularınızı arkadaşlar, değerli arkadaşlar, ayetleri, hadisleri, soruları, sorunların videonun altına yazın. Araştırayım, bakayım. Ya ben okumaktan zevk alıyorum, düşünmekten zevk alıyorum. Birlikte bulalım. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için.